Güzel dostlar merhabalar. Zihin Efendisi kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konu başlığımızda güzel. Bilinçaltı temizliği nasıl yapılır? Adam hem bilinçaltı temizliği de bir şey olmaz diye sırada nasıl yapılır diye soru soruyor. Bakalım nasıl yapılırmış? Bilinçaltı sürekli kayıt halindedir. Biz anne karnına düştüğümüzden bugüne kadar duyduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz her şey bilinçaltına kaydedilir. Bilinçaltının bilgisayarın hard diski olarak düşünebilirsiniz. Hard disk içinde ne kayıtlıysa bilgisayar bize onu verecektir. Bilinçaltı bizim tarlamızdır. Oraya ne ekilmişse o çıkmaktadır. Ancak oraya ne ekildiğini biz karar vermedik. Orada hangi duygu varsa onu yaşıyoruz. Bilinçaltı dışarının etkisiyle oluşmaktadır. Tavuklar ormanda gezintiye çıkmışlar. Gezinirken bir kartal yuvasına denk gelmişler ve orada bir kartal yumurtası görmüşler. Tavuklardan bir tanesi yumurtayı çalma önerisinde bulunmuş. Sonra diğer tavuklarla birlikte yumurtayı çalmışlar. Belli süre sonra tavuklar çaldıkları yumurtayı unutmuşlar ve kendi yumurtaları zannedip kuruçluya yatmışlar. 21 gün sonra yumurtalar çatlamış ve civcivlerle beraber kartal yavrusu da yumurtadan çıkmış. Kartal yavrusu bir tavuk gibi doğmuş ve onu bir tavuk gibi yetiştirmişler. Etrafında tavukları gördüğü için kendisi de öyle kabul etmiş. Bir gün gökyüzünde uçan kartalları görmüş ve anne tavuğa onlar gibi uçmak istediğini söylemiş. Annesine cesaret bulamayan yavru kartal diğer tavukların yanına giderek onları uçma konusunda cesaretlendirmeye çalışmış. Ancak arkadaşlarından da gerekli cesareti alamamış. Böylece tavuk gibi doğan kartal yavrusu tavuk gibi yaşamaya devam etmiş. Evet, güzel dostlar. Sonra ne oluyor? Tavuk gibi doğduğu için tavuk gibi büyüdü ve sonra bir günde tavuk gibi ölecek, değil mi? Kartal yavrusu kartal olduğunu bilmediği için uçabileceğini de bilmiyordu. Hepimiz eşsiz varlıklarız ve hepimiz eşsiz özelliklerle donatıldık. Yaratıcı Adir olduğu için herkese farklı meziyetler vermiştir. Önemli olan kendimizi keşfetmemiz. Ama kendimizi bilmiyorsak hangi alanda başarılı olabileceğimizi nasıl bilebiliriz? Piyanonun başına hiç oturmadıysak dünyanın en iyi piyanisti olduğumuzu nasıl fark edeceğiz? Eğer öyleyse ki. Diğer yandan tavuk gibi büyüyen kartal yavrusu hiç kartal olmayı denedi mi? 7 yaşına kadar bilinçaltımızda işlenen neyse biz onu yaşamaya çalıştık. Başka bir şey olmaya çalışmadık. Bize öğretilenlerin dışına çıkmaya çalışmadık. Tıpkı uçmaya cesaret edemeyen kartal yavrusu gibi. Başarısız olduğu için okuldan atılan Albert Einstein okuldan atılma nedenini annesine sorduğunda dahi olduğun için seni bu okulda yetiştirecek öğretmen yokmuş şeklinde aldığı yanıta karşılık sonraki yaşamını dahi olduğunu ispat etmeye adamıştır. Bilinçaltınız size memnun olmadığınız bir hayat yaşatmışsa bize düşen bilinçaltını değiştirip arzu ettiğiniz hayatı yaşayabilmemizdir. Bilinçaltını değiştirmek için öncelikle bilinçaltının ne olduğunu çok iyi anlamalıyız. Bilinçaltını çok büyük, karanlık bir salon gibi düşünebiliriz. Annenizin adı sorulduğunda o salona bir fener tutuyoruz ve o ismi oradan çekip alıyoruz. Bazen feneri tutarız ama istediğimiz şeyi göremeyebiliriz. Salon çok büyük ya arkadaşlar, feneri tuttum. O ışık çok ileri gitmeyebilir. Yani diyelim işte 4 yaşın, 5 yaşın altını fener gösteremeyebilir. Tüm salonu aydınlatmayabilir fener. Bu dönem daha çok 2-3 yaşlarımızdaki anılarla ilgilidir. Bilinçaltımız gerçekle hayali ayırt edememektedir. İlkokuldaki yaşadıklarımızı düşündüğümüzde onlar gerçek olaylardır ama bize hayal gibi gelmektedirler. Biz çocukluğumuza dair güzel hayaller kurarsak bilinçaltımıza güzel tohumları atmış oluruz ve böylece güzel bir hayatımız olmuş olur. Bunu şöyle düşünüyorum arkadaşlar, bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemiyor. Yani geçmişi düşündüğümüzde, geçmişte yaşadığımız şeyler hayal gibi ya, gerçek değil mi? Ama hayal gibi. Bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemediği için biz geçmişe yönelik güzel hayaller kurduğumuzda bilinçaltı onu gerçek kabul ediyor. Çünkü biz 7 yaş altına, güzel dostlar, 7 yaş altına duyduğumuz her şeyi hakikat diyoruz. Ve onu ispat etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı onu ispat etmeye adıyoruz. Virginia Satir diye bir kadın var, onun bir sözü var. Diyor ki insanlar hayatta kalmak için mücadele etmiyorlar. İnsanlar doğru bildiği şeyler doğru çıksın diye hayatlarını veriyorlar. Bizler de çocukken duymuşsak aptal diye bir şey, salak diye bir şey. İşte biz onu ispat etmek için hayatımıza diyoruz, aptal olduğumuzu ispat etmek için. Ama sen çok akıllı çocuksun, dahisin deniyorsa bu defa onu ispat etmek için hayatımıza diyoruz. Bilincimizi şoför, bilinçaltımızı araba gibi düşünebiliriz. Şoför olarak bir yere gitmeye karar verdiğimizde araba da aynı yere gitmek zorundadır. Bilinçaltımız bizi bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde götürebilir. Konuşurken bilincimize değil,
Bilinçaltımız sayesinde konuşuruz. Ağzımızdan kelimelerin harfleri nasıl çıktığını farkında olmayız. Bilincimizle konuşmadığımız için seri bir şekilde konuşabilmekteyiz. Bilincimizle konuşmaya çalışırsak konuşmamız yavaşlayabilir. Aynı şekilde bilincimizle nefes alalım desek nefes almak yorucu ve sıkıcı bir durum haline gelebilir. Bilinçli tarafımız saniyede 134 veri alırken bilinçaltımız aynı sürede 2 milyon veri almaktadır. Dolayısıyla bilinçaltı saniyede 15 bin kat daha fazla veri almaktadır. Buna göre bilincimizle bilinçaltımızı yenme şansımız oldukça azdır. Şöyle arkadaşlar, 7 yaşından önce zihnimizin %88'i doluyor. 7 yaşından sonra da zihnimizin %12'si doluyor. O %12 hiçbir zaman 88'i geçemez. Yani bilinciniz batıya gitmek istediğinde, bilinçaltınız doğuya gitmek istiyorsa batıya gitme olasılığınız yok denecek kadar azdır. Bilinç istediği kadar batıya gitmek istesin, bunu başaramayacaktır. Bir şeye karar veriyoruz biz güzel dostlar. Mesela şoförü düşünün, ben İstanbul'a gideceğim diyor. Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyor diyelim ki. Ama giderken neyi kullanıyor? Arabayı kullanıyor. Karar veren kim? Bilinçli. Hizmet eden kim? Araba. Tabii ki Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek de gidebiliriz. Yani bilincimizle, bilinçlerimizle gidebiliriz. Ama arabayla daha hızlı ve seri gideriz. Yani konuşma örneğinde olduğu gibi. Tabii ki bilincimizle konuşabiliriz. Ama çok zorlayacaktır bizi. Bilinçaltını kullandığımız için yürürken, el kol hareket yaparken, konuşurken hiç düşünmeden seri bir şekilde devam ediyoruz. Bunun gibi hayatımızda da bilincimizin istediği şeyler belki bizi mutlu edecek şeylerdir. Ancak bilinçaltı bunu yaşamamıza müsaade etmediği için çoğu zaman mutsuzluğu seçmiş oluruz. Bilincimiz sigara içmenin veya sağlıksız beslenmenin doğru olmadığını bilir. Fakat biz bilinçaltı ne diyorsa onu yaparız. Sigara kullanmanın zararlarının kesin olarak bilinmesine karşı kullanımına devam edilmektedir. Aynı şekilde zayıflamak isteyen birisinin spor yapması, az yemek yemesi gerekir. Bunları yapması gerektiğini bilinci bilmektedir. Ancak yemek yemeye devam eder. Çünkü bilinçaltı ne diyorsa insanlar onu yapar. İnsanlar bilinçaltının esiri olmuşlardır. O ne derse onu yaparlar. Hayatı bilinçaltının istediği gibi yaşamaktayız. Bu yüzden bilinçaltının nasıl işlediğini çok iyi anlamamız gerekmektedir. Bilinçaltımızı değiştirmeden hayatı değiştirme şansımız yoktur. Bilinçaltı dediğimiz şey aynı zamanda duygularımızdır. Dolayısıyla duygularımızı değiştirmemiz gerekir. Bize sigarayı içiren aklımız değil, duygularımızdır. Bilinçaltı temizliği diye bir durum söz konusu olamaz. Ancak orayı değiştirmek mümkün olabilir. Annemizin adı dahi bilinçaltımızdadır. Bilinçaltımız biraz dağınıktır. Dolayısıyla orayı toparlamamız gerekir. Sigaranın verdiği hazzı arkadaş, sevgi ve güç olarak anlamlandırmış olabiliriz. Bilinçaltında sigarayı verin anlamı değiştirdiğinizde sigaraya bakış açınızı değiştirmiş olursunuz. Bilinçaltınızda değersizlik duygusu varsa kendinizi değersiz hissetmeniz çok doğaldır. Değersizlik duygusunu bilinçaltında nasıl değerli hale getirebilirsiniz? Bunun en kısa yolu soru sormaktır. Diyelim ki üniversite sınavını kazanmak istiyorsun. Ben nasıl üniversite sınavı kazanabilirim diye kendine soru sormalısın. Soru soruyoruz ancak soruları yanıtlamıyoruz. Sorularınızın doğru cevabını bilinçaltı sizin için bulacak ve önünüze getirecektir. Biz soru sordukça bilinçaltını değiştirmeye başlarız. Burada üzerinde durulması gereken husus istediğiniz şeyin sorusunu kendinize sormanızdır. İstemediğiniz şeyi kesinlikle kendinize sormayın. Örneğin hasta olursam ne yapacağım diye soru sorarsan hasta olursun ve ne yapacağını görürsün. Fakir olursam ne yapacağım diye soru sorarsan fakir olursun ve ne yapacağını görürsün. Daima sorduğumuz sorulara cevap gelmektedir. Mesela zengin olursam ne yapacağım, özel uçağım olursa ne yapacağım, bunu nasıl anlayabilirim? Önce özel uçağımın olması gerekir. Bilinçaltı önce bana özel uçağı getirtecek, sonra da ne yapacağımı bana gösterecektir. Sınavı kazanırsam ne olur? Bunun cevabını bilemeyiz. Bunu bilmem için önce bilinçaltı bana sınavı kazandıracak. Sonra ne olacağını görmüş olacağım. Burada yapılan hata kendimize sürekli istemediğimiz şeylerin sorusunu sormaktır. Mesela taksi çağırdınız ve taksiciye ben otogara gitmeyeceğim dediniz. Ben havaalanına da gitmeyeceğim dediniz. Ben Cumhuriyet Caddesi'ne de gitmeyeceğim dediğinizde taksici size neden gideceğin yeri söylemiyorsun da hep gitmeyeceğin yerleri söylüyorsun kardeşim demez mi? Altın kural kendimize istediğimiz sonuçları doğuracak soruları sormaktır. Bilinçaltına olumlama yaparken doğru şeyleri söylemeliyiz.
Aksi halde bilinçaltını kandırmanız mümkün değildir. Örneğin hasta olmanıza rağmen kendinize ben çok sağlıklıyım diyorsanız bu doğru bir olumlama olamaz ve bilinçaltı bu durumu reddeder. Olumlamalar daha çok bilinçaltımızdaki olumsuzlukları değiştirmek için başvurulan bir tekniktir. Olumlama yapmadan bilinçaltını değiştirmenin başka bir yolu da soru sormaktır. İstediğiniz şeylerin neden istediğine dair kendinize soru sormalısınız. Ayda 100 bin lira kazanacağım dersen bilinçaltı bu duruma karşı çıkabilir. Ama ayda 100 bin lira nasıl kazanırım dersen bilinçaltın karşı koymaz ve bu soruya cevap vermek için hemen devreye girer. Soru sorup cevap vermiyoruz. Cevabı bilinçaltının getirmesini bekliyoruz. Kendimize doğru sorular sorarsak doğru cevaplar gelecektir. Doğru cevaplar geldiğinde de doğru hayatı yaşamış olacağız. Bizler yanlış sorular soruyoruz ve yanlış bir hayat yaşamış oluyoruz sonunda da. Hastalığa yakalanırsam ne olacak? Üniversite sınavı kazanamazsam ne olacak? İflas edersem ne olacak? Bu tür sorular bilinçaltına olumsuz mesaj verdiğinde gelecek cevaplar da olumsuz olmaktadır. Sevgili dostum, bilinçaltına doğru sorular sormaya ve onların cevabını yaşamaya hazır mısın? Yaşam bir intizama sahiptir. Yaşamınızı kısır döngüye sokan, yanlışlarınızı tekrar tekrar yaşatan düşünce kalıplarınıza odaklanmanız ve çekirdek inançlarınızı tespit etmeniz gerekmektedir. Sağlıklı yaşayayım derken spor yapmamak, iyi iletişim kurmalıyım diye düşünürken arkadaşsız kalmak, başarılı olmak isteyip ders çalışmamak gibi davranışlarımız varsa kendi isteklerimizle nerede çatışıp tam tersi yörüngede hareket ettiğimizi bulmalıyız. Bunun için de düşünce kalıplarımızı tamamlama, su yüzüne çıkarıp onları inceleme eylemine girmemiz gerekmektedir. Evet, bu bölümde neler okumuşuz arkadaşlar? Burada hangi şifreleri aldık? Birinci aldığımız şifre şu imiş. Bilinçaltını değiştirmek için öncelikle onu iyi tanımalısın. Bu şekilde neyi, nasıl değiştireceğini bilebilirsin. İkinci şifremiz, değiştirmek istediğin şeyleri bilinçaltının neden istediğine dair doğru sorular sormalısın. Üçüncü şifre, bilinçaltı gerçek ve hayal ayırt edemez. Bu yüzden güzel hayaller kurmalıyız. Benimle beraber olduğunuz için güzel dostlar, beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için ve daima benim yanımda olduğunuz için sizlere minnettarım. Lütfen sizlere olan saygımı kabul edin ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk gibi, hatta tutkuyla kalın.